Evet, sanırım kayıttayım. Açıyı tahmini görmek istiyorum. Şöyle. MF tepki verdi şu an. Sanırım şuralarda boyum gözükecek. Tamam. Hızlı bir seans olacak. Çünkü yağmur çisiyor inceden. Var yani. Şöyle yapayım. Daha iyi açı alır diye tahmin ediyorum. Şu yaprakları atalım. Evet, böyle daha iyi. Bakayım, kayıtta mıyız? Son kez kayıttayız. Evet. Elektromanyetik frekans algılayıcı ve radyo AM'de sıkı sık orada. Diğer Berra kullandığı telefon frekans tarayıcı kullandığımız cihaz. Telefon burada. Hemen bu ana kameranın sol çaprazının arkasında. Aracım burada. Yalnız geldim seansa. Aynaya koyduğumuz yer hatırlamışsınızdır. Diğer üniteleri oraya koyuyordum ama yağmurdan dolayı, yağıştan dolayı etkilenir cihazlar diye bir kısmına güvenemedim, bir kısmını da evde unutmuşum. Yalnız gelince takip zor oluyor demek ki. Şu ses aygıtını da şöyle koyalım. Daha net duyayım. Şöyle kapatalım burasını. Su almıyordur diye umut ediyorum. Elektromanyetik frekans algılayıcı radyonun yanında normalde tepki vermiyor biliyorsunuz. Ama tepki verdi, birkaç defa öttü. Normalde kolay kolay tepki vermez. Bak şu an konuştuğum andan itibaren etkileşim yok mesela. Rakamlar dahi görülüyor buradan. 0 0 0. Şimdi sorularınızı aldık. Ben o soruları bizzat sormaya geldim. Su sesiyle ruhani varlıkların seslerinin bir araya girdiği, etkileşimin kuvvetli olduğu, bir şey ısındı sanki buram. Etkileşimin kuvvetli olduğu o meşhur bölgedeyim. Ağaç kabuklarını görüyorsunuz. Ve sesler duydum. Ana kamera aldı mı bilmiyorum. Büyük taşlar, iki büyük taş birbirine vuruyor gibi. Top. Derin ses duydum. Tüylerim diken diken oldu. Şu an birden de o frekans tarayıcı tepkime verince gerçekten korkuyorum. Yani şu an tabii ki yüksek seviyede değil korkum ama bir merak var yani. Bir acaba ne olur merakı var. İki göz, iki kulakla yetinmek zorundayım bu seansta. Korkutucu mu? Benim için de geçerli, evet. Soruları aldım. Okuyabilecek miyim? Okurum. Nereden yazısı gayet güzeldi. Çok net okuyorum. Öncelikle şu meşhur daveti yapalım. Değil mi? Ruhlar aleminden beni gören ya da duyan, daha önce etkileşime geçtiğim, frekansımızda olabilen veya alternatif frekansları kullanabilen, bölgedeki elektriği, enerjiyi kullanabilen varlıklardan biriyle görüşmek istiyorum. Bu mümkün mü? Şu an burada mısın? Veya burada mısınız? Alt sesler duyuyorum şu an. Bu alt sesler size mi ait? Dilim dahi suçtu yani. Etkileniyorum, yalan yok. Bu alt sesler size mi ait? Kulağımda duyduğum fısıltılar sizden mi geliyor? Bir kişiye mi ait? Birden fazla mı varlık var şu an benimle? Elektromanyetik frekans algılayıcı. Duydunuz. Buraya birçok soruyla geldim. Merak ettiğimiz sorular var. Bu sorulara tekrar cevap almak istiyorum. Bu mümkün mü? İzin var mı? Pozitif geldim. Tamamen pozitif geldim. Sor mu dedi, yanlış duymadıysam. Öncelikle sana güveniyorum. Ve senin ismini öğrenmek istiyorum. Senin ismin ne?
Alemlerden şu an görüştüğüm kişinin ismi ne? MF. Radyo frekans dalgalarını kullan. O cihazı kullanma. Radyo tarayıcıyı kullan ve bana cevap ver. Senin ismin ne? Tamam. Kaç yaşındasın? Benim ismimi biliyorsun. İsmimi söylendi sanki. Ya da bana oraya geldi. Ya da Engin Efendi gibi bir şey miydi? Anlamadım. Evet. Öncelikle benim de şahsi önemli bir sorum var. Sana insanlardan, insanoğlundan soru getirdim. Fakat içlerinde benim de çok merak ettiğim bir soru var. Onu sormak istiyorum. Filmlerdeki gibi gerçekten insanları tamamen manipüle edebiliyor musunuz? Tamamen vücutlarını ele geçirebiliyor musunuz? İnsanlara hükmedebiliyor musunuz? Eğer isterseniz. Bazı. Tamam. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani neye göre? Enerjisine göre mi? Veya ses duydum. Veya hak ettiğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Evet. Tamam. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Pozitif geldiğime inanıyor musunuz? Korkmayacağım. Ve sizlerle seansa devam etmek istiyorum. Alt seslerinizi duyuyorum. Korksaydım buraya gelmezdim. Size güveniyorum ve pozitif geldim. Şu an benimle konuşan varlık. Sorulardan birini sorayım. Bunu insanoğlu soruyor size. Binlerce insandan bazı sorular. Sizlerle iletişime geçtiğimi biliyorlar. Tekrar yaşamak isteseydin ne yapardın? İnsan formunda olmak ister miydin? İstanbul'da büyük deprem olacak mı? Olacaksa ne zaman? Tarihini söyleyebilir misin?
Replitanlar gerçek mi? Senin bir dinin var mı? Tanrı'ya inanır mısın? Nerede durumu? Daha önce 3 diyar diye depremle ilgili olduğunu düşündüğümüz bir bilgi geldi sizlerden. Deprem olacaksa bu 3 diyar nereleri? Alt ses duyuyorum. Çok sık. Ana kamera duyuyor mu bilemem. Bende var şu an. Yanımda bölgemde var. Deprem olacaksa 3 diyar nereleri? Hangi bölgeler? Türkiye dışında mı? Üç diğer. Üç diğerden birini söyle. Yaşadığınız yer nasıl bir yer? Tabii, tarışım. Ağaç kabuğunda yüz şekilleri gibi gölgeler görüyorum. Belki de ağacın gövdesi. Emin değilim. Buna siz mi sebep oluyorsunuz? Beni izliyor musunuz şu an? Cennet ve cehennem var mı? Sizin inancınızda.
geçin. Planlamiento. Evrende başka hangi varlıklar var? Bulmaktadır. Çok geniş bir soru. Ben olsam cevap vermezdim. Yani. Ertaş. Ertaş. Bir benzetme mi yaptı acaba? Hani her yerde anlamında. Hüseyin Hanım sormuş. Eşim Orhan ne zaman geberecek demiş. Evet. Zamanda. En yakın zamanda mı dedi? Hülya Hanım gözünüz aydın. Kaçıncı boyutta yaşıyorsunuz? Kaçıncı boyutta yaşıyorsunuz? Hola. Asus. Biliyorsunuz değil mi? MF'yi. Ve bir ses duydum. Çığlık sesi gibi. Şu tarafta. O sesi siz mi çıkardınız? Soru. Lady Diana, they are not human diyerek niye anlatmak istedi? Sizleri mi? Onlar insan değil diyerek sizleri mi kastetti? Oluruz tekrar. Lady Diana niçin öldürüldü? Realde bir ses duydum. Gibi. Ana kamera duymuş. Kayıtta mıyım? Kontrol edeyim. Evet. Kayıttayım daha doğrusu. Alışkanlık. Çoğul konuşuyoruz. Hep çoğul geldiğimiz için. Lady Diana niçin öldürüldü? Neden? Sizlerle iletişim halinde miydi? Ana kameraya da konuşabilirsin. Ana kameraya da konuşabilirsin. Ama genel olarak frekanslar üzerinden duymam sağlar. Fakat seni merak eden insanlara da bir şeyler söyleyebilirsin. Fısıldayarak ana kameraya.
O bölgede gezdiğinizi biliyorum. Veya gezdiğini. Çünkü cihaz tepki veriyor. İnsanların arasında yaşayan, insan olmayan, insan formunda melezlikler var mı? Etmeyen cihaz bu bugün çıldırdı. Bir virüs salgını yaşanacak mı? Oradan geldi. Frekans tarayıcılar ama tuhaf bir ses bu. Su sesine benzer. Ya bir şey tutmuş gibi ya da bilmiyorum. Niçin dikkatimi sürekli ayna koyduğum bu odun parçası çıkıyor? Beni oraya mı yönlendirmeye çalışıyorsun? Bir hareketlilik mi olacak burada? Odunu hareket ettirebilir misin? İsterik olarak öyle hissettim yani. Reenkarnasyon var mı? Beni duyan ya da gören alemlerden, frekanslardan, dünyadan ya da dünya dışından. Her kimsen lütfen soru cevaba devam et. Reenkarnasyon var mı? Dikkatimi çekiyor ama. Çakma. ...2024'te volkanik bir patlama olacak mı? Dünyanın herhangi bir bölgesinde. Benim özel sorum. Kimse sormamış, ben sorayım. Tarsus kazısında ne bulundu? Veya ne arandı? İşte. Evet, bu tonu, ses tonunu biliyorum. Tarsus kazısında ne arandı? Bunu biliyor musun? Bize söyler misin? Bildiğini biliyorum. MF bugün ürkütücü.
Ve yine benim sorum. Bu soru benim için çok önemli. Bazı rüyalar neden çok gerçekçi? Şu an burada benimle kaç varlık var? Bu bölgede. Şu an kaç kişisiniz? Sizinle dost kalmak istiyorum. Bu mümkün mü? Şu an sizlerden birini görmeye hazırım. Ve yalnızım. Biliyorsunuz. İçinizden birini şu an görebilir miyim? Bu sesi siz mi çıkardınız? Es importante. Bu öksüren sen misin? Öksürük sesi duydum iki defa. Vay canım. İnsan öksürüyor. Gerçekten. Sen yaşlı biri misin? Bana dokunabilir misin şu an? Ruhlar aleminden ya da alemlerden her kimsen. Bana dokunabilir misin? Üzerimdeki monta dokunabilir misin? Üzerimdeki monta dokunmanı istiyorum.
Telefon geldi. Sanki burada bir sıcaklık hissettim. Yani sıcaklık demeyelim de bir doluluk, hani bir madde var gibi. Şurada. Sorular bunlardan ibaret. Tabi aklımda deri sorular mevcut. Edit. Ruhlar aleminden ya da alemlerden kimsen bana bu üzerimdeki montaya dokunabilir misin? Yalnızım. İnsanların böyle bir şey mümkünse bunu görmesini istiyorum. Rahibi Yirik isimli varlıkta gördük. Sen de üstümdeki monta dokunabilir misin? Ne tarafında duruyorsun şu an? Sağımda mı, solumda mısın? Hala burada mısın? Benimle misin? Bu iletişimler sayesinde algılarımız açılıyor mu? Bizlere görünmek mi istemiyorsunuz? Yoksa böyle bir şey mümkün değil mi? Ruhlar aleminden beni duyan ya da gören, bize görünmek mi istemiyorsunuz? Yoksa bu mümkün değil mi? Ses
Sizden gelen bu soruları sordum. Bu soruların hepsi soruldu arkadaşlar. Ruhlar aleminden beni gören ya da duyan, bir sorum daha var. Cevap almak umuduyla soruyorum. Tamamen pozitif geldim. Uçak kazaları devam edecek mi? Evet mi dedim? Sanırım evet. Evet, Engin dedi sanırım. Bazı sorulara cevap vermek istemiyorsun. Değişik bir ses duydum ama emin değilim nereden geldi. Alt sesler çoğaldı şu an. Küfür mü ettin? Pozitifim. Sen yenebilir misin? Benimle iletişime yeni mi geçtin? Diğer görüştüğün varlık orada mı? İlk görüştüğün varlık. Sırayla mı konuşuyorsunuz benimle? Ayrıntıya kadarsanız söyleyeyim. Rüzgar sıfır. Minimum. Zararsız. Yani yaprak oynatamaz çünkü yapraklar ıslak. Yani ağır. Bir yaprağı oynatabilecek bir rüzgar yok. Dallara bakarsanız anlarsınız. Yani bir aktivite oluyorsa yorumlara bekliyorum. Gözden kaçırdığım görsel bir aktivite. Hala alt sesler duyuyorum. Böyle. Tekrar yalnız gelmemi ister misin buraya? Yaklaş mı? Nereye yaklaşayım? Sol kolumda kas tutulması oldu galiba. Şaka yapmıyorum. Bir üç defa şu arka kaslarım olmak üzere attı resmen. Şöyle 2-3 kere. Korku, stres, adrenalin olabilir mi? Evet. Ama o seviyede miyim? Kaslarımı hoplatacak kadar? Hayır. Tabii mümkün mü? Mümkün olabilir yani. Fizyolojik yapımız buna müsait. Biyolojik yapımız. Kas yapımız. Beyindeki frekanslar etkili olabilir kaslara. Yani. Hemen de işkillenmemek lazım.
Stok pardon. Uykumu almış biriyim. Tabi konuşuyorum. Belki de o da yormuş olabilir beni. Sürekli algılarımı full konsantre tutuyorum. Gözler, kulaklar, koku, burun. Yormuş olabilirim. Zihnen kendimi. Bu da istememe sebebiyet vermiş olabilir. Ya da benim enerjimden de faydalandıkları için de beni etkilemiş olabilirler. Tartışmaya açık. Bana bu ağaçların kaç yaşında olduğunu söyler misin? Ruhlar aleminden beni duyan ya da gören, bana bu ağaçların kaç yaşında olduğunu söyler misin? Sen, evet. Yanımda mısın? Rahmetli Barış Manço, Kayaların Oğlu diye bir şarkısı var. Bu Kayaların Oğlu kim? Söyleyebilir misin? MF'den bayağıdır. Sinyal yok. Ötmüyor. Bu seansı sonlandırmak istiyorum. Sizlerle bir daha iletişim kuracağım. Tekrar yalnız gelmeli miyim? Yoksa berrakla mı geleyim? Da bölgenin şu daha enteresan. Şaka yapmıyorum. Zoom'daydı. Şimdi Zoom'dan hala çıkıyorum. Vay canına. Bayağı bir Zoom'dan çıktım. Yani seansta ben gözüktüm mü emin değilim. Ortama bir görün yalnız. Biliyorsunuz, bilenler biliyor bu ortamı. Issız, başıboş bir ortam. Bu arada hala frekans derece açık. Her an cevap gelebilir. Bu arada merak ettiniz. Şu ağaç kabuğuna yaklaşıyorum. Ops. Bu ağaç kavanozun içinde birileri var mı sizden?
Çığlık sesi geldi şuradan. Şuradan bir yerden.